Bu yaşadıklarınızı bizzat dinlemek sizlerden nasip oldu. Şimdi belki her sene aynı şeyi söylüyorum ama özellikle komutanım, müdürüm de burada iken, sonradan gelen gazilerimiz de buradayken ben bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. Biz bu projeyi yaparken sosyal medya hesabından duyuru yapmıştık. Demiştik ki gazi olup da tanımadığımız, bilmediklerimiz olabilir. Bildikleriniz varsa bize ulaşın, bildirin, biz bir ziyaret edelim, röportaj yapalım dedik. Bir gazimizin yakını, Arıtaş'ın Göllüce mezrasında bir gazimizin yakını bize ulaştı. Ali Biçici. Dediler ki bu adam gazidir, hem de Kore gazisidir. Ulaşırsanız, röportaj yaparsanız güzel olur. Buradan gittik Arıtaş'ın Göllüce mahallesine. Ve tabii o zaman malumunuz bizim aracımız yok. Yani bir arkadaşımızın rica ettik, birlikte gittik. Şimdi bir röportaj için eve vardık. Dağın başında bir ev. Abdest alıyor böyle. Bekledik. Abdesti bitirdi, elini yüzünü sildi. Buyurun hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedik. Biz Kore gazisi Ali Biçici ile görüşmek istiyoruz dedik. Böyle biraz durakladı. Oğlum dedi, 70 yıldır benim kapımı gazi diye hiç çalan olmadı. Siz nereden çıktınız böyle? Ama hakikaten o an hiç gözümün önünden gitmiyor. Dedik ya dayı böyle böyle bir proje yapacağız. Sizin de yakınınız bize ulaştı. Biz bir röportaj yapacağız. Böyle böyle. Ama dayı senin bize gazi olduğunu bizi bir inandırman lazım. Yani az önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi. Şimdi kimlik var, kayıp. Madalya vermişler vakti zamanında. Bundan 10 sene önce bir arkadaşı gelmiş, oturuyorlar. Madalyayı görünce, ya ne kadar güzel bir madalya demiş. O da demiş ki, ya senden kıymetli mi? Aa, senin olsun demiş. Böyle bir şey. Dedi ki, valla ben askerden geldiğimde babam bu arsayı bana verdi. Dedi ki, buraya bir ev yap oğlum, evlenmeden önce. Yaptım ve Kore gazisi künyesine de burada bir duvara çaktım. Valla bulabilirseniz ben gaziyim, bulamazsanız başka bir şey yok. Böyle yarım saat boyunca arkadaşla beraber duvarlarda böyle hezende taşların arasında künye aradık. Ve sonunda bulduk elhamdülillah. O künyenin bir tanesi burada hediye olarak kaldı bize. Ve dayımla röportajımızı yaptık. Ondan sonra gece düzenledik. Hep beraber oradaydık zaten. Şimdi o karanlıkta hani şey izleniyor, belgesel izleniyor ama o karanlıkta beni orada sahnede görüyor şimdi, çağırıyor. İkide bir de böyle boynuma sarılıyor. Ya sen ne iyi ettin de böyle bir şey yaptın diyor ya. Adam yerine koydular bizi diyor. Ve gece bitti, madalyalarını takdim ettik. Konserimiz oldu aynı gün, onu da yaptık. Bir hafta sonra, 10 gün sonra vefat etti. Doğru mu Veli abi? 10 gün sonra vefat etti. Gazilerimize ulaşabildiklerimize ulaştık. Hepsi üniformasını giydi. Cenazeyi gazilerimiz kaldırdılar. Ve bir hafta sonra biz taziyeye gittik oraya. Şimdi oğulları dedi ki, ya dedi siz ne iyi bir şey yaptınız. Yani biz yıllardır hepimizin cebinde cep telefonu, son teknolojik telefonlarımız bile var. Ama biz babamın dizinin dibine oturup veya torunlar olarak dedemizin dizinin dibine oturup, ya siz Kore'ye neden gittiniz? Orada neler yaşadınız? Biz niye oradaydık? Bunları hiç sormadınız dediler. Siz hakikaten elimize bir kayıt en azından vermiş oldunuz dediler. Ve babam o gece törene gelip gittikten sonra eve geldi. Ya adam demir gibi olmuş, sabaha kadar uyumadı. Oğlum beni 70 yıl sonra adam yerine koydular dedi diyor. Ama hakikaten en güzel anlarımız da o anlar oldu. Ve o gün gerçekten çok da duygulandık. Şimdi bunun bir benzerini aslında birçoğunuz da yaşadık. Biz özellikle yaşadıklarınızı hep kayıt altına alırken bir yandan da o günleri yaşamış olduk. Bilmediğimiz o kadar çok şey varmış ki o belgeselle öğrenmiş olduk. Hatta Hüseyin Bey'in de yakını olur. Bir Kore gazimizle tele röportaj yaptık Ankara'da. Kendisi Almanya'da kalıyor. Türkiye'ye çok gelmemiş. İnanın o röportajda ailesi dahi Kore'de evlenip bir tane çocuğunun olduğunu öğrendi. Yani birçok böyle güzellikleri birlikte yaşamış olduk. Ben özellikle Gaziler Günü dolayısıyla 4-3 yıldır özür diliyorum. Her resmi programın arkasından bizi kırmayarak Ahmet dayım gibi bu merdivenleri çıkarak buraya kadar geliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun.
Sadece tabii ki Gaziler Günü'nde ben özellikle istemiyorum. Yani siz vaktiniz, zamanınız müsait oldukça her zaman bekliyorum. Arif amcam haftayı geçirmez. Mutlaka çayımızı, kahvemizi içmeye gelir. Ben özellikle herkesi de yine bekliyorum. Başkanım burada sağ olsunlar hepinizle ilgileniyor, bizimle ilgileniyor. En azından bir WhatsApp grubu kurduk. O WhatsApp grubunda bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Orada gazilerimizle ilgili bir şeyler olduğu zaman da atıyoruz, sizler de okuyorsunuz. Bunun yanı sıra komutanım geldikten sonra birçok şey değişti. Allah razı olsun komutanımdan. Hemen hemen hepinizle birebir ilgileniyor. Bu da tabii hem üzerimizden yük aldı hem de bizi hakikaten çok çok memnun etti. Ama en çok duayı komutanım alıyor herhalde. Amir Bey, benim oğlan askerlik çağa geldi, biz şubeye gittik. Gittik burada şube başkanına sohbet ettik, ben gazilerimden bahsettim. Sohbet arasında ben dedim ben Güneydoğu gazisiyim. Afarlar dedi, valla dedim ben Güneydoğu gazisiyim. Dedi, bazı gazilerimiz dedi, ülkeden gelirse dedi, tanıtım kartını gözümün içine soktu. Estağfurullah dedim, böyle bir şey olmaz, saygısızlık. İnanmadığı şeye baktı. Liseye baktı. Tanıtmakta fayda var. Bizim başımızın tarihçiniz. Evraklara baktı. Benim burada nereden gazi olduğumun o sicil numarası, kaç derecede gazi olduğunu çıkarttı, ondan sonra inandı. Alo. Efendim. Tanıtmak. Adamın niye zoruna gidiyormuş? Tabii başımızın tacısınız. Gittiğiniz yerlerde bence tanıtın. Çünkü her yerde önceliğimiz var. Siz bizim başımızın tacısınız. Biz her zaman herkese söylüyoruz. Ulaşabildiğimizi, yetişebildiğimizi. Az çok işte Halil Bey biliyor. Aynen. Elimizdeki tüm imkanlar ayağımızdayız. Ama haberimiz olmaz. Olabiliyor. Yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Aynen. Haberimiz olmuyor. Sonra bir şey oluyor.